Yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Hepinize merhaba. Arkadaşlar bugünkü videomda Haçlı kampını ele geçirmek üzere hazırlıklarımızı yaptık. Şu anda arkadaşlar T5 oyuncumuz yok. Mikail arkadaşımız top saldırıyı açtı. Atlı ordusuyla atlı ordularımızı attık. Şu an Inamoto'su full. Çağçağ'ısı ise 5-5-5-1'di herhalde. Öyle hatırlıyorum. Yani İlk 3 özelliği 5 olması zaten Çağçağ'ın gayet gene güçlü. Hani full olmasa bile. Tabii ki full olsa daha iyi ama. Şu an bufflarımızı bir tane buffımız var. Onu aktifleştirdik. Saldırı buffımız. Ayrıyetten buradaki saldırı birlik saldırısını aldı. Ekstradan kendini de açtı muhtemelen. O şekilde şu anda organize olduk. Tabii ki eskiye göre kolaylaştırılmış Haçlı kampı. Haçlı kalesini merak ediyorum aslında. Hani Haçlı kalesi ne kadar zor veya kolay onu bilmiyoruz. Şu anda bir tanesini zaten üsttekini aldık. Bu ikincisi arkadaşlar. Bunu da hemen alıp sol üsttekini aldık. Şuradakini. Bunu da alıp hemen diğer arkadaşlarımız alamazsa eğer onlara yardıma gideceğiz. Şu an için zaten kısa sürüyor yani almamız. Daha eskiye göre dediğim gibi kolay olduğu için biraz daha kısa sürüyor. Eski ilk zamanlarda daha zordu arkadaşlar. Hani cam basması falan vardı bu şeylerin. Onlar çok fazla cam basıyordu. Şimdi biraz daha kolaylaştırmışlar. Bakalım şimdi top saldırımız bakalım yolda mı? Bekliyor diyor. 30 saniye sonra harekete geçecek. 30 saniye sonra zaten ordularımız gelecek. Şu an için hepimiz hazırız. Bekliyoruz. Atlı ordularımız takviye için burada hazır. Zaten şöyle lak yapıyor açınca. Şunu söyleyeyim. Yani kolaylaştırmalar bir yönden iyi. Çünkü T5 oyuncunuz yoksa bile alabiliyorsunuz ki her server'da da illa T5 olacak diye bir şey yok. Sonuçta burası bizim ölü krallıktı arkadaşlar biliyorsunuz. Biz sonradan göç edip burayı canlandırmaya çalıştık ki başarılı olduk Allah'a şükür. Hani eskiye göre gayet aktif. Sağ olsun Türk arkadaşlarımız geldi. Onlar da gene Türk arkadaşlarımız da aktifler şu anda arkadaşlar. Ben gayet hani arkadaşlardan performans anlamında memnunum ya yani hiçbir sıkıntı yok. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz derken toplu saldırı buradan geliyor. Şöyle açayım kısaca hemen bir daha kapatayım gözüksün. Evet şu anda gördüğünüz gibi 9000 küsür vurup 11000 küsür atak yiyoruz. Şuradan ben hemen Boydika ve şeyli ordumla saldırayım. Destek olursa da şuraya hemen işimizi yapalım. Evet. Şu an için gördüğünüz gibi canı çok hızlı şekilde iniyor. Biz bir yandan Hermen ve Boydika ile yavaşlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki beceri attığı zaman can basıyor. Onu mümkün olduğunca az attırıp yavaşlatmaya çalışıyoruz. Şöyle takviye yine tıklayacağım ama muhtemelen yine dolu. Boşalmayacaktır. Yine takviye atmadan bitecek arkadaşlar biz. Tabii ki dediğim gibi Haçlı kampları kolay. T5 oyuncunuz olmasa bile gördüğünüz gibi alabiliyorsunuz ki ama tabii statları iyi olması lazım. Mikail arkadaşımız 30M civarında, 37-38M civarında bir arkadaşımız. Hani statları gayet iyi. T5 olmasa bile hani statları iyi olduğu için alabiliyor. Statlarınız tabii ki yeterli kalmazsa gene alamama şansınız var arkadaşlar. Evet şu anda az kaldı. Ben de gene benim Herman ordumla Boyduk ordum da geldi. Şöyle bakalım. Takviye alacak mı gene? Almadı. Benim ordum vuramıyor şu anda. Herkes vurduğu için arkadaşlar. Zaten etrafına belli bir ordu alabiliyor toplamda. Evet. Buraya daha çok ben şeyi de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Buraya hani debuff, bundan öncekini onu yaptım mesela. Hani CPU cihazını getirdim. Buff olsun diye. Bir de ekstradan Mercia Lady'si ile şeyi getirdim. Osman'ı getirdim ilk başta. O zaman onlarla debuff atıp hem buff atıp hem debuff atıyordum. Hani onlar da biraz fayda gösterebilir. Dayanabilirsiniz biraz.
Gördüğünüz gibi şu an rahatlıkla ele geçirdik. Birçoğu da zaten dediğim gibi rahatlıkla ele geçirebilecektir. İlla T5 oyuncuya ihtiyacınız olmadı. Buradan görebiliyorsunuz. Ama tabii ki Haçlı Kalesi'nde bu biraz daha değişebilir. Haçlı Kalesi'nde tabii ki göreceğiz. Ne olacak, ne bitecek. Zaten o videolarda gene elimden geldiğince paylaşacağım. Şu anlık şöyle de hem kısaca bahsedeyim. Gördüğünüz gibi artık bayraklarımızı atıyoruz. Bu taraftan çıkacağız biz. Şu an 141 burada. İki tane güçlü kolonyayla buraya geldiler. Şu an için 35 henüz daha dediğim gibi net bir şey yok. Hani müttefiktir değil, yapmaktır gibi tam net bir şeye girmedik hala. Bakalım inşallah eğleneceğiz arkadaşlar. Ben eğleneceğimizi düşünüyorum bu kavgada. En azından savaş açısından doyuma ulaşacağız diye düşünüyorum. Yani sonuçta bu ilk aşamada T5 oyuncu yok. İki tane hiç bizde de yok, onlarda da yok. Onlardan açısından da iyi olacaktır. Bizim açımızdan da aktif olan kazanır arkadaşlar. Bu olayda o geçerli. Aktif olan her zaman avantajlıdır. Bu oyunda çünkü ne kadar çok online olursanız o kadar özellikle KVK'da çok önemli. Aktif çok olamazsanız da çok fazla sıfırlanma şansınız yüksek arkadaşlar bu oyunda. En azından günde hani bir KVK'daysanız eğer klanınızla güveniyorsanız tabii ki güvenilir bir klansa eğer oyuncularınız gerçekten hani böyle kolay kolay bayrakları yıktırmaz savunur diye düşünüyorsanız onda sıkıntı yok ama eğer güvenmediğiniz veya işte yabancı bir klandaysanız aktif olma süreleri farklıysa o zaman sıfırlama şeyiniz şansınız yüksek arkadaşlar. Zaten üst KVK'larda T5'lerin çok olduğu, balinaların çok olduğu serverlarda çok yüksek risk arkadaşlar. Yani çok saniyelerde sizi hemen götürüyorlar yani. Orada hiç şansınız yok. Hani oyuna gidip ettim diye kadar bir bakmışsınız hiçbir şey kalmamış yani. Dediğim gibi emekleriniz bir anda çöpe gidebilir. Sonuçta bu oyunda da emek veriyor insan arkadaşlar bir yere gelebilmek için. Onun için emeklerinize değer veriyorsanız da ona göre dikkatli olun derim arkadaşlar KVK'da. Şu an için dediğim gibi burası bizim için rahat fakat 1264 bu köşede zaten daha onlarla karşılaşmak için tabii ki orta tarafa kadar girmek gerekiyor. Burada 65. krallık şu an ortaya yoğunlanmış durumda böyle bütün kalelerini orta tarafa dikmişler. Burada da gene bir 37. krallıkta bir yayılmışlar böyle normal şekilde. Şurada 32 var arkadaşlar. Onlar da gene 4 klanlarla beraber hep God mod falan diye böyle bütün şeyleri alt üst klanlar beraber. Bu da 7. krallık arkadaşlar. Bizim komşu krallığımız zaten. Biz 6'ydık bunlar 7. Ya göreceğiz bakalım arkadaşlar. Şimdi başladık artık. Yavaş yavaş belli yerlerimizi de ele geçiriyoruz. Zamanla da zaten paylaşacağız bunları. Savaşlara yaklaşık bir hafta gibi bir süre var herhalde. Hani burayı aldık. Bir gün sonra falan bu şey bitecek etkinlik. Daha sonra Haçlı kampı açılacak. Daha sonra onu da aldıktan sonra da bu kalep kapılar açılacak. Öyle sırayla gidecek hepsi. Onun haricinde de anlatacağım pek bir şey yok arkadaşlar. Sizlerle bu kısmı da paylaşmak istedim. Yani T5 oyuncunuz olmasa da demek ki neymiş alabiliyormuşuz bu kampı. Tabii, peki Haçlı Kalesi'ni alabileceğiz mi? Bakalım onu da bir dahaki videoda inşallah göreceğiz arkadaşlar. Haçlı kampında inşallah T5 oyuncumuz olmasa da alabiliriz. En kötü iki tane toplu saldırı falan deneyeceğiz arkadaşlar. Ya yani bir şekilde strateji yapacağız ona. Elimizden geldiğince almaya çalışacağız. Çünkü orayı almak çok önemli. Ne kadar hızlı alırsanız ya o kadar etkinliğe hızlı girersiniz. Bağış yapmak, işte şey kesmek, barbar kesmek olaylarına hızlı girersiniz. Kalesi falan kesme olayına. Onun için ne kadar hızlarsak onun için, o kadar bizim için iyi. Çünkü kapıdan çıktıktan sonra savaşlar başlayacak. Bir yandan savaşıp bir yandan barbar kalesi kesmek, bağış yapmak zor olacak arkadaşlar. O yüzden hemen açılır açılmaz almamız gerekiyor. Umarım arkadaşlar videomu beğenmişsinizdir. Ben dediğim gibi sizlere zaten söylemiştim. Böyle parça parça paylaşacağım sizlere. Onun haricinde diyeceğim bir şey yok. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.